Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 21 Eylül Cumartesi. Saatlerimiz 12:05 geçiyor. Sirkeci dolaylarında bugün yürüyeceğiz. Size hem Sirkeci'ye hem de Ayasofya'ya doğru yürüyerek etrafı göstermek istiyorum. Hava biraz parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde yağmur yağıyordu ama şimdi neyse ki dindi ve yürüyebileceğim. Size daha iyi video çıkarmak istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Sirkeci tren garındayım. Şöyle size buraya yanaşmış bir tren göstermek istiyorum. Tabi buranın tarihi çok çok eskiye dayanıyor. Eskilerden buradan Almanya'ya giden gurbetçilerimiz zamanında trenleri atlayarak buradan Avrupa'ya gitmişler. Daha sonra tabi Ankara, Kars yönüne de buradan trenler kalkıyordu. Şimdi ise ticari trenler hizmet veriyor. Burası Marmaray İstasyonu, Sirkeci çıkışı. İnsanlar tramvaydan inenler şu anda çıkıyor. Buranın çıkışı Sirkeci'ye, Sirkeci kavşağına çıkıyor. Hemen ileride göreceğiniz üzere Sirkeci kavşağı var. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Size gar çıkışını da göstereyim. Burada bekleme yerleri var. Hemen az ileride bilet gişeleri mevcut. Tabii bugün hafta sonu, muhtemelen Ayasofya çevresi kalabalık olacaktır. Evet, burası bekleme salonu. Az ileride gördüğünüz üzere bilet gişeleri var. Hatta size şu tarafı da göstereyim ve içeri geçelim. İçeriği de göstereyim size. Burada turistler gelip tarihi Sirkeci tren garını görüyorlar. Burada karşıda gördüğünüz üzere çok güzel bir mimari işçilik var. Burası bilet gişesi, uluslararası bilet gişesi. Buradan Bulgaristan'a giden trenlerin biletlerini de alabiliyorsunuz. Evet, az önce gördüğümüz tren. Hatta ona doğru biraz gidelim. Treni yakından görelim. İleride kafeterya var. İnsanlar oturuyor orada, çaylarını, kahvelerini içiyor, yemeklerini yiyorlar. Sütunları görebilirsiniz arkadaşlar. Vitray pencereler. Burada bizi restoran kafe karşılıyor. Çok güzel bir yer. Çok tarihi bir yer. Şimdi Sirkeci'ye doğru yürüyelim arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz. Tabii Eylül ayı geldi. Hava serinledi biraz. Çok sıcak vardı geride bıraktığımız yaz aylarında. Ağustos özellikle İstanbul'da çok nemli, çok sıcak geçti. Neyse ki hava biraz serinledi artık. 25 derece dolaylarına düştü. Burada bizim meşhur olmazsa olmaz kedilerimizden bir tanesi karşılıyor. Türk kedileri biliyorsunuz meşhur. Aynı zamanda Ankara kedisi, Van kedisi. Şimdi Sirkeci tren garından çıkıyoruz. Burası da ne zaman gelsem hakikaten kalabalık oluyor. Trafiği, gürültüsü hiç eksik olmuyor. Ama tabii İstanbul İstanbul yapan da bu kalabalık işte. Evet, gardan çıktık arkadaşlar. Bu ara yol bizi Divan Yolu Caddesi'ne bağlıyor. Ayasofya'ya çıkan yol. Hemen gardan çıktığımızda
Burada bir kafeterya var. Daha çok hamur işlerinin satıldığı bir yer. İşte poğaça, kek, açma gibi ürünler var. Kahve var, çay var. Burada meşhur kuru kahveci Mehmet Efendi var. Sirkeci'ye geldik. Karşısı Doğu Bank'ın olduğu yer. Az ileride büyük postane var. Bu karşı yol Eminönü'ne çıkıyor. Eminönü Meydanı'na. Hemen karşımızda Hafız Mustafa var. Tatlıcı. Oraya geçelim. Oradan Ayasofya'ya doğru yürüyeceğiz. Tabii geçebilirsek, trafik var. Şöyle kendimizi atalım hop hızlıca. Şu kavşağı size göstereyim. Bağcılar Kabataş durağı var. Kabataş'tan gelen tramvaya binerek Bağcılar'a kadar gidebiliyorsunuz. Bu tramvay sizi aynı zamanda Ayasofya, Sultanahmet'e, Kapalı Çarşı'ya çıkarıyor. Aynı zamanda Aksaray, Beyazıt'a gidebiliyorsunuz. Şimdi şöyle etrafı göstereyim size. Ve burası Divanyolu Caddesi. Bu yolu takip ettiğinizde Gülhane Parkı'na, Ayasofya'ya, Sultanahmet'e çıkabiliyorsunuz. Bu yol sizi aynı zamanda Aksaray'a, Beyazıt'a kadar götürüyor. Eğer tramvayı tercih etmezseniz yürüyerek, yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek Sultanahmet'e, Ayasofya'ya varabilirsiniz. Bu yol da çok eski bir yol. Binalar görüyorsunuz çok eski. Karşılıklı işte ayakkabı satanlar, fotoğraf makinesi, kamera satanlar ve seyahat ajantaları var. Tatlıcılar var. Travma geliyor. Bu Bağcılar Kabataş travmayı arkadaşlar. Karşılıklı olarak sık aralıklarla her 2-3 dakikada bir sefer yapıyorlar. Ama aynı zamanda burası bir araç ve yaya yolu da. Hemen burada bir seyahat ajantası var. Az ileride restoran. Burada bir kafe restoran var. Alkollü alkolsüz içecekler içebiliyorsunuz. Buradan her milletten insanı görmek mümkün arkadaşlar. İranlısı, Pakistanlısı, Hintlisi, Avrupa'dan Almanı var, Hollandalısı var. Hele İstiklal Caddesi'ne gittiğimizde yani neredeyse Türkçe duymak imkansız. Burası İstanbul'un tarihi bölgesi. Tarihi yarımada olarak geçiyor arkadaşlar. İstanbul'un çoğu görülecek yeri bu çevrede toplanmış durumda. Az ileride karşılıklı oteller var. Palde Hotel diye bir otel varmış burada arkadaşlar. Burada baklavacı Diyar Usta var. Meşhur Türk baklavaların satıldığı yer. Giyim mağazaları da bulunuyor. Vallahi ben bu yolu yürümeyi çok seviyorum. Her tarafta insan sesi, müzik sesi, tramvayın sesi. Çok güzel bir ahenk oluşturuyor. Sanki başka bir ülkede, başka bir şehirde dolaşıyormuşum hissini yaşıyorum. Ne zaman buraya gelsem gerçekten çok büyük keyif alıyorum. İstanbul'da yaşayan, burada bulunanlar bir hafta sonunu ayırıp buraya gelerek güzel vakit geçirebilir. Hadi biraz da para, cebine para koyması gerekiyor. İstanbul hakikaten çok pahalandı. Adımınızı attığınız an dışarıda bir su 10 lira, bir çay 10 lira, 15 lira yerine göre değişiyor. Pahalandı her şey. Burada güzel gözleme yapan ablalarımız var.
Şimdi bu yolu yürüyoruz. Az ileride Gülhane Parkı'na geleceğiz. Parkın içerisine girmeyiz. Orayı ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada ısı da gerçekten çok güzel. Birazcık soluklanmak için, temiz hava almak için güzel bir yer. Bu karşıda Topkapı Pazar var. Hello everybody. Yes, please. Hello. Burada bir Kapadokya restoran var. Yine orada da gözleme yapan ablalarımız var. Burada tarihi Osmanlı kostümünü giymiş bir arkadaşımız var. Turistler için fotoğraf çekimi yapıyor. Neda restoran adında bir yeme içme yeri burada bizi karşılıyor. Kaldırıma çıkayım, tramvay geliyor. Bunlar her 2-3 dakikada bir karşılıklı olarak sefer atıyorlar. Kalkış yerleri bu tarafta Kabataş, Avrupa yakasında, diğer tarafta, daha doğrusu şu anda Avrupa yakasındayız. Bağcılar yönünden geliyor. Burada çeşitli bankaların ATM'leri var arkadaşlar. Aynı zamanda İstanbul Kart Akbil Dolum Yeri var. Garanti, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, QNB, Ziraat Bank, Akbank, TEP, Yapı Kredi ATM'leri bulunuyor. Bu solumuzdaki yer Gülhane Parkı'nın duvarları. Tarihi sur duvarları. Hemen arkası Gülhane Parkı. Birazdan Ayasofya'ya gelmiş olacağız. Burası Vakıf Üniversitesi arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Evet, Gülhane Parkı'nın girişine geldik. Hemen az ileride göreceğiniz üzere bizi iki girişli bir kapı karşılıyor. İki tane burç var burada. Surları çevrilen iki burç var. Girişte hemen önünde simit, mısır, kestane satan yer var. Havalar serinleyince tabii kestaneciler de artık yavaş yavaş dışarı satışa başladılar. Gülhane Parkı'na bir sonraki videoda gireriz ve size orayı anlatırım. Burada çok güzel bir mimari yapı var. Şu işlemelere bakar mısınız sevgili dostlar?
Evet, öğlen ezanında okundu. Biz şuradan gidelim. Burada pek bir şey yok. Burada bir Ayasofya dönercisi var. Ayasofya çarşısı var. Baklava, parfüm, çay, lokum gibi ürünlerin satıldığı yerler. İçeriği de size göstereyim. Evet. Poponopov otobüsleri var arkadaşlar. Turistlerin bindiği Sultanahmet kalkışlı Beylerbeyi rotasını izliyor. Burada sıralı dükkanlar daha çok geleneksel hediyelik eşyaların satıldığı yerler. İncik boncuk çantaların, halı kilimlerin satıldığı, şöyle gördüğünüz üzere elbiselerin satıldığı yerler. Tabi turistler için ilgi çekici, hatıralık eşyalar. Karşıda bir Türk restoranı var. Orada da yine gözleme yapan ablalarımız var. Evet, kebap ürünleri yiyebileceğiniz bir yer. Muhtemelen çok pahalıdır zaten. Karşıda bir halıcı var. Evet dostlar, Ayasofya'ya geldik. Az ileride sola döneceğiz. Size Ayasofya'yı göstereceğim. Tabi dilerseniz bu ara sokaktan da girip doğruca Topkapı Sarayı'na geçebilir. Ayasofya'nın arkasına gidebilirsiniz. Biz Divanyolu Caddesi'ni yürüyerek Ayasofya'nın hemen önüne çıkacağız şimdi. Burası Yerebatan Sarnıcı arkadaşlar. Turistler gördüğünüz üzere sarnıca girmek için sıraya girmişler. Biletlerini alıyorlar. İçeri girip hem rehberli turlar var hem de bireysel olarak gidip görebiliyorsunuz. Evet, Ayasofya'ya geldik arkadaşlar. Solumuzda kalıyor. Şimdi orayı göstereceğim. Size göstermeden önce yine bir tramvay gidiyor Bağcılar yönüne. Ayasofya'ya geldik. Bu görmüş olduğunuz sıra Ayasofya'ya giriş yeri. Yakın zamanda bir karar çıkmıştı. Namaz kılmak için başka bir kapıdan, turistik geziler için bu kapı kullanılıyor arkadaşlar. Hemen önde gişede bilet alabiliyorsunuz. Bilet aldıktan sonra Ayasofya'nın bir bölümü yabancı turistlere, tabii yerli turistlere de açık. İçeri girip Ayasofya'yı dolaşabilirsiniz. Tabii çok inanılmaz bir sıra var. Burası için İstanbul'un kalbi diyebilirim arkadaşlar.
Ayasofya ve Sultanahmet karşılıklı olarak konumlanmıştır. Malzeme. Kalabalık bir meydan. Bu açıdan da size göstereyim Ayasofya'yı. Karşıda da Sultanahmet Camisi'ni görüyorsunuz. Burası da Sultanahmet Parkı olarak geçiyor. Sultanahmet'e doğru yürüyoruz. Bu yol da çok güzel. Özellikle akşam geldiğinizde ışıklandırmalarla birlikte çok güzel bir görünüme bürünüyor. Evet, karşımızda Sultanahmet. Bu oturma yerleri de bayağı bir popüler sosyal medyada. Herkes burada oturup mutlaka arkasına Sultanahmet'i alarak fotoğraflar çekiniyor. Yine buradan size Ayasofya'yı tekrar bir göstermek istiyorum. Evet dostlar, Sirkeci'den başladığımız yürüyüşe Ayasofya'nın orada son veriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.